Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene hoş geldiniz. 101 soruda LYS coğrafya full tekrar videolarına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar, başlıyoruz. Antep fıstığı üretiminde birinci olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Kırmızı mercimek üretiminde Türkiye'de birinci olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir keza. Türkiye'de pamuk üretimi 2008 yılının güncel verilerine göre Güneydoğu Anadolu bölgesi başta, Ege bölgesi sonra ve Akdeniz bölgesi Türkiye'de pamuk üretiminde sıralamayı takip etmekte. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP ile olan değişmeler ürün çeşitliliği artmıştır. Tahıl ekim alanı daralmıştır. Tahıl ekilen yerlerde verim artmıştır. Nadas alanı azalmıştır. Buna bağlı olarak erozyon azalmıştır arkadaşlar. Sebze ve meyve üretimi artmıştır. Tarıma bağlı sanayi gelişmiştir. Nüfus artmıştır. Göç verme azalmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP ile olan değişmelerle. Türkiye'de en çok enerji üreten barajlar 2008 güncel verilerine göre sıralanmıştır. Eski kaynaklarda sıralama farklı olabilir arkadaşlar. Atatürk Barajı GAP kapsamındadır. Karakaya Barajı, Keban Barajı. Bunlar da arkadaşlar Türkiye'de en çok enerji üreten barajlardır. Keban ve Karakaya barajları GAP'a dahil midir? Hayır, dahil değildir arkadaşlar. GAP projesinden daha önce yapılmış barajlardır. GAP kapsamına giren barajlar ise Hasankeyf Barajı, Batman Barajı, Iğusu Barajı, Kral Kızı Barajı ve Atatürk Barajı GAP kapsamına giren barajlardır. Güneydoğu Anadolu bölgesinin volkanik dağı hangisidir? Tek volkanik dağ arkadaşlar Karaca Dağı'dır Güneydoğu Anadolu bölgesinin. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ovaları Ceylan Pınar Ovası, Harun Ovası, diğer bir adıyla Altınbaşak ve Suruç Ovası. GAP'ta en fazla hangi ilimiz yararlanacaktır? Şanlıurfa arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük termik santrali Afşin Elbistan termik santralidir. Kahramanmaraş Linyit'le çalışır arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde hangi turizm çeşidi yoktur? Kaplıca turizmi yoktur. Karstik arazi nedeniyle. Zeytin üretiminde Türkiye'de sıralamaya bakacak olursak Ege bölgesi başta, sonra Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesi sıralamayı takip etmekte. Yer fıstığı üretiminde birinci olan bölgemiz Akdeniz bölgesidir. Anason üretiminde birinci olan bölgemiz ise Akdeniz bölgesidir keza diyorum ve 101 soruda LYS coğrafya full tekrarla alakalı ikinci bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.